Tam emin değilim ama sanırım avlanacak balıklarla ilgili bir kota uygulaması da yok. Hiç yok. Dolayısıyla o sezon ne tutabilirsek kârdır mantığıyla küçük büyük ayırmadan ve kendi avlarını en kolaylaştıracak şekilde. Bundan kastım nedir? Marmara'da, Karadeniz'de yakıt harcayıp dolaşıp balığı bulmak yerine bunun geçtiği tek noktadan, Boğaz'dan soteye yatıp ne kadar balık varsa bunun hepsini irili ufaklı tüketiyorlar. Yani bu bize nasıl yansıyor? Balık stokları tükeniyor. Ufak balığa talim ediyoruz. Bizim açımızdan amatör balıkçılar belki daha iyi bir av keyfi yaşayabilmek ya da ileride çocuklarımız da bunu yiyebilsin. Biraz işin bu tarafından bakıyoruz. Ama profesyonel balıkçılar kendilerine de zarar veriyor ve devlet buna adam bir el atmadığı sürece birilerinin çıkarları çıkarlarına evet. Çok doğru. Bozulmadığı sürece buna bir çare bulunacak gibi görünmüyor. Buradaki topluluk, yani Facebook'taki gruplar, binlerce üye var. Bir şekilde gerekiyorsa bu işten para kazananları, esnafı kötü görünse de şikayet ederek organize bir şekilde, yani kanun koyucunun bu işe adam gibi el atmasını sağlayarak bu işe bir çözüm bulunmalı. Yoksa zaten bu işten kimse ekmek yemeyecek. Diyebileceklerim bu kadar. Yani bilinçli avcılık çok. Aslında biz dünyadaki ticari balık avcılığı kurallarının hiçbirine uymuyoruz. Çünkü bizim yasalarımız çok farklı. Yani yanlış bilmiyorsak dünyada 4 mil kuralı var. Karadan 4 mil açıkta avlanabiliyorsunuz. Ama bizim denizimizde bu 24 metre derinlik. Mesafe değil yani. Derinlik 24 metre olunca ağ atabiliyor ya, bildiğim kadarıyla, yanlış değilse. Zaten Boğaz'da 5-10 metre ilerimiz zaten 30 metre. Şimdi aslında bu konuda bayağı spekülasyon da oluyor. Örneğin işte Kalender en çok bu işin yaşandığı nokta. Çubuklu. Boğaz'da belli noktalarda derinlikler hakikaten kıyıdan 3-5 metre ilerisi 20 küsur metre. Adamların yaptığı aslında şu anki yasalara göre uygun. Evet. Kıyıdan bakan balıkçının içi gidiyor, kanı ağlıyor. Bunlar usulsüz iş yapıyor diyor ama aslında bence usulsüz bir şey yapmıyorlar. Yasa sıkıntılı. Aynen. Şöyle söyleyebilirim. Ben yurt dışındaki bu konudaki belgeselleri de takip ediyorum. Genelde gördüğüm şu tip uygulamalar var. Örneğin Amerika'da adamlar şunu yapıyor. Falanca işte mevsim şu balık için şu zaman açılır, bu zaman kapanır. Bu sene tutulması ile ilgili kota şudur. Hatta balıkla ilgili fabrikalar adamlara malzeme sağlayan balıkçılık var. Hepsi haberleşmeli. Bana bugün şu kadar balık getirirsen alırım. Bir noktada kota dolduruldu mu av bitti. Bunun ötesinde aşırı avlanma diye bir kavram yok. Türkiye'de de bu tür bir uygulamaya geçilmediği sürece bu işin çaresi de bulunmaz. Biz de kendi kendimize dövünürüz. Ağzına sağlık Selçuk. Çok teşekkür ederim. Burada Maltepe balıkçımız, Fatih'imiz diyelim, Hacı dayımız var. Buyur hacı abi. Hayırlı uğurlu olsun, buraya geldiniz. Çok memnun olduk, bizleri memnun ettiniz. Ama bu sene burada geçen seneki gibi balık şey olmadı yani, lüferimiz, sarı kanadımız olmadı. Sebebi ne dayı? Sebebi ya, genelde bunların bilinçsiz avlanma, gırgırların avlanması. Bilinçsiz avlanma, geçen sene balık çok boldu, inan olsun yani. Doğru. Dragos'un oradaki arkadaşlar bile buraya geldiler. Geçen seneyi söylüyorum. Ama bu sene tamam oldu ama en fazla alınan şurada balık, ben söyleyeyim, 4 tane 5 tane. Tane olarak 4 tane 5 tane gece 12'ye kadar. Yani fazla bir balık olmadı. Ha istavrit deseniz bakın, istavrit bol oldu. Sabahları söylüyorum. Akşamları aldığımız yarım kilo alıyordum. Sabahları en az 2 kilo, 2,5 kilo kova doluyordu. İstavrit hem de iri oluyordu yani. Hacı dayı peki ne etken bunda? Bu sene niye olmadı? Etkenliği neden biliyor musun? Bilinçsiz avlanma, gırgırların avlanması. Boğaz'daki bilinçsiz avlanma, bu gırgırcıların trolları, şeyleri, sonarla avlanmaları. Bunlara genelde bağlıyoruz şey olarak. Biraz da yalnız ondan değil, biraz da bu sene havaların yani... Ilıman da geçmesi. Tabii o biraz da o etkili oldu yani. Ama gırgırlar tabii Boğaz'da maalesef balığı boğuyorlar yani. Kime sorarsak arkadaşlara, balıkçı arkadaşlara, genelde gırgırcılar. Görüyorsunuz Boğaz'a gidiyoruz. Çubuklu'nun önü, Tarabya'nın önü. Genelde hep gırgır yani. Başka hiçbir şey değil. Yani biz aslında burada gırgıra yani karşı değiliz. Düzgün av istiyoruz sadece. Neslini tüketmesini istiyoruz. Yani
Aynen. Burada balık. Aslan abimiz var. O da Maltepe'nin medarı ihtar diye devamlı burada balık alıyor. Balıkçıların işte balık güzergahlarını, boğazı falan kapatmalarından dolayı içeri tarafa da balıklar akın yapamıyor. O yüzden balığın ömrü gittikçe gidiyor. Yani her sene yani, azalıyor. Aynen, her sene azalıyor. Her geçen sene daha kötü duruma geliyor. Yani bu ileriki yaşamlara da balık kalması için yani bunu bir artık bakanlık filan, su bakanlığı kurulması lazım yani. Düzgün bir çözüm bulmaları lazım. Yasaların değişmesi lazım. Aynen, aynen öyle. Hiç kollayan filan yok. Troll, mürol derken balığın kökünü kazıdılar yani. Maalesef, maalesef denizlerimizi bitiriyorlar yani. Aynen. Aslında kendilerine de zarar veriyorlar. Ticari. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık abi. Şöyle ilerleyelim. Buyurun. Bu tarafta bizim aslında bir şimdi çekiliş yapıyoruz. Yapacağız daha doğrusu. İsim yazdırıyor arkadaşlar. Burada ismini yazdıran arkadaşların isimlerini çekilişle belirleyeceğiz. Hediyelerini burada dağıtacağız. Nickiniz neyse onu yazın. İşte yapıyorum. Birçok arkadaşın ismi görünmüyor. Birazdan onu söyleyeceğim. Lütfen nickiniz neyse onu yazın. Ben Sinan Kaptan arıyorum ama bulamıyorum. Sinan abi. Sinan Kaptan. Mehmet Çeftepe'den Mehmet var. Bir tane o var. Benim o adam falan burada işte. Tamam, görüşürüz. Tamam. Burada bir Sinan Kaptanımız var. Kendisi ticari olarak da balık avlıyor ama bu işe gönül vermiş birisi. Çünkü ticari balık avlamanın dışında bizimle beraber kıyı avcılığı da yapıyor. Yani bu balık neslinin tükenmesiyle ilgili abi sen herkesten daha iyi bilirsin. Çünkü sen bizim gibi kıyıdan da avlamıyorsun, açıkta da avlıyorsun. Her geçen gün bu balığın şeklinin değiştiğini görüyorsun. Miktarının değiştiğini görüyorsun. Her sene başka yerlerde yapıyor bu balık biliyorsun. Savaş, bunun tek önlemi eskisi gibi 4 mil, kıyıya 4 mil uzaklıkta olacak. Ve gırgır ve trollere, özellikle midyeciler ve trollere sahil güvenlik ve devletimiz izin vermeyecek. Bunu kontrol edecekler. Değil mi? Bunun tek çaresi çözümü. Ama şu an 24 metre herhalde yasağı var. Şu anda 24 metre. Bu da gayet gırgırların yasal hakkı. 24 metre derinliği bulduğu her yerde ağ atabilir. O yüzden boğazın her yerinde atabiliyorlar. Kıyıya 10 metre kala. 5 metre kala da atar. Bu da gayet normal onlar için yasal haktır. Bir şey diyemiyoruz ama bunun ama özelliği. Ama küçük balığı işte burada kıyıyorlar. Avrupa'da bu en aşağı 3 mil kıyıya uzaklıktan önce attırmıyor. A yasağı var. Evet. Bunun yapılacak. İnşallah, inşallah yani. 4 gün, inşallah. Türkiye'de inşallah biz bunları hani böyle yayınlamaya çalışıyoruz. Biz bunlara karşı durmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yasa değişir de biz bu balık neslini tüketmeden böyle başka avlayabiliriz. Başka türlü olmaz zaten Savaş. Başka türlü tükeniyor olmaz. Çünkü her sene evet, bulamıyoruz balığı. Bulamıyoruz yani. Gün geçtikçe arar olacağız. Lasset turunca gibi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Kimsenin de yani, haberi yok ve umursamıyor da. Önceden kıyıdan lüfer alınabilirken, yakalanabilirken şimdi artık bu sene lüfer yakalanamıyor. Normal, gayet normal. Çünkü gırgırlar boğazda hayvanın yolunu kesiyor. Hayvan meralara dağılmıyor. Gayet normal yani balığı bulamamamız. Ya da çok açıktan kıyılamadan açıp akıp gidiyor hayvan. Çok teşekkürler. Rica ederim. Abi burada etkinliğimize bir abimiz katılmış. Kendisini tanımıyoruz. Kendisini tanıtırsa seviniriz. Güzel bir gemi yapmış burada. Balıkla ilgili. Kendisi anlatacak birazdan. Ben ismim Sadullah Batmaz. İzmir'den geldim. Özellikle bu etkinliği duyunca gelelim burada olta atalım. Balık tutalım. Güzel büyük balık çıkaralım dedik. Ama hava biraz dalgalıydı. Yüzdürmedik. Katılalım dedik. Bu modelim özellikle su altı. Kendisi suyun altında dalgalı sularda gitmesi için üzeri tamamen kapalı tasarladığım çok yüksek torkta yavaş hızda giden bir tekne. Hani yavaş hız dediğim gene saatte 20 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yani kendisi de çok ağır. Hani 9 kilo olduğu için muntazam bir çekiş gücüne sahip. Havuzda ilk deneme yüzüşünde ben havuza düşüyordum arkasından. Ne kadar asılır diye
bir güçlü tork denemesi yaptık. O da bir hayli yüksekti. Bunu da denizde denemek istedik ama çok yüksek dalgada kayalardan indirmesi zor oldu. Biz de sadece getirip burada sergilemek istedik. Bunu kendiniz mi yaptınız? Tabii bunun tamamen hiçbir çizimi yok. Bir yerde projesi yok. Proje yok. Hayır. Bu zaten alttaki salma içerisinde motor. Hı-hı. Suyun altında ses yapmaması için. Yani çünkü yukarıda olduğu zaman hava alıp motor balıkları ürkütme ihtimali var diye onu alta koyduk. Çizimi biz özellikle adını da İzmirli olduğumuz için 35 ekledik. Ata 35 güzel olmuş. Evet. İlki Batmaz 1 vardı. O sahil güvenlik teknesinin birebir küçültülmüşü. Su üzerinde surat teknesiydi. Peki çalışma sistemi nasıl? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii bunda elektrik motoru var. Üzerinde 12 voltluk yüksek bir yaklaşık şu an 7 amperlik bir bataryaya sahip. Hatta şöyle bakarsak motorun çalışışını görebiliriz. Evet. Muntazam sessiz bir motor. Kendisi sadece çekmek için büyük bir pervane. Aslında bu kendine göre muntazam iri bir pervane. Sadece balık çekerken bu kadar bir ses duyuyorsunuz. Dümen zaten suyun içinde olduğu için. Tabii. Biz de dinliyoruz. Şu şekilde dümenle oynar ve üzerine eğer canlı yem, hani dip olta atmak isterseniz şurası açılıyor. Buraya istediğiniz kurşun, rapala alıp açığa gidip bunu kapatırsınız. Hiçbir şekilde açılmaz. Yüksek bir mukavemete sahip. Açığa gittiğiniz yerde istediğiniz ölçü açar, altından çekilirsiniz, misneyi kapattığınız anda denize bırakır. Peki ne kadar mesafeye kadar gidebiliyor? Kumandanın 2 kilometre menzili var. Hani siz gözünüzle ne kadar görebildiğinizle alakalı. Eğer ben gözüme güvenirim, 1 kilometre ileri gönderirim derseniz bunun menzilden çıkma diye bir ihtimali yok. Bu herhalde balık avında bayağı bir avantaj sağlıyordur İzmir'de. Yani orada muntazam iş yapıyordu. Burada biz... Hani yeni deniyoruz. İzmir tarafında sakin suda daha verimliydi. Ama burada dedi inşallah daha sakin yerlerde ya da liman gibi bir oltacılara güzel kıyılar hazırlanırsa, küçük limanlar hazırlanırsa oradan bırakma şansımız olur. Çok da başarılı balık tutma. Peki bu bir hobi mi yoksa ticari olarak mı yapıyorsun? Benim için hobi. Bana birçok kişi almak istedi elimden. Ben vermeyeceğimi söyledim. Çünkü bu benim üzerinde 2 ayın üzerinde bir çalışmam olduğunda kesinlikle dedim vermem. Ama tabii çok ısrar eden arkadaşlarımı herhalde istediklerine göre yapabilirim. Ticari amaçla dönüştürebilirim. Anladım. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. İzmir'den kalkıp gelmişsiniz. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.